Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi aziz Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet'in banisi saymaktadır. Ve Türk hukuk mevzuatında 5 maddeden oluşan bir Atatürk'ü koruma kanunumuz var. Bugün bu kanunu ve bazı hukuksal çılgınlıkları konuşacağız. Bildiğiniz gibi kişiye özel, kişiye mahsus kanun çıkartmak modern dönemin, modern kodifikasyon tekniğinin pek kabul edebileceği bir şey değil. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nde ifade özgürlüğüyle gerilimli noktalar yaşasa da bu tarz kanunlar ve yine hukuk tekniğiyle alakalı tuhaf sahneler oluşursa da bu tarz düzenlemeler var. Örneğin İdil Bilet ve Suna Kan'ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun şeklinde 1948 tarihli bir kanunumuz var. Yani Osmanlı hukukçuları yapmış olsaydı bu kanunları belki kazuistik metodun dibi bağlamında hak verebilirdim. Ancak modern bir hukukçu olarak bu tarz kanunların kişiye mahsus olmaları beni modern kodifikasyon bağlamında garipsetiyor. Her neyse, esasa dair değerlendirmelerimizi yaparsak, öncelikle bu kanunun nasıl gündeme geldiğini ve 2019 yılına kadar nasıl bir dönüşüm, serencam içine girdiğini belirtmek istiyorum kısaca. Bildiğiniz gibi 25 Temmuz 1951 döneminde demokrasi şehidi Adnan Menderes hükümeti, CHP değil, Demokrat Parti döneminde çıkartılmış bir kanun, 1951. Bu kanunun ortaya çıkış motivasyonu çok çeşitli rivayetlere dayandırılıyor. Mesela Ticaniler grubu var. Bu Ebu Labbas Ahmet El Ticani'ye dayanan, bu Senegal'den, Kuzey Afrika'dan falan ilginç bir tarikat. Biliyorsun tarikatlar böyle alabildiğine dallar, silsiletü zehepler, böyle işte Ebu'lar falan gidiyor. İşte öyle bir adama dayandırılıyor. Bunlar tabii o dönemde büst kırıyorlar. Atatürk büstlerini kırıyorlar böyle patır patır. Bundan daha sonra ikinci teori İnönücülere karşı Atatürk kartını ileri sürmek falan. Neyse bir şekilde Menderes hükümeti bu kanunu çıkartıyor. Yani Allah razı olsun mu diyelim yoksa maşallah mı diyelim bilemedim. Daha sonra bu kanun tabii belli bir süre kadük kalıyor diyebiliriz. Yani hukuki uygulama de facto olarak çok şey yapılmıyor. Daha sonra tabii belli siyasi kırılmalarla günümüzde zaten apayrı bir raf içine girmiş. Şimdi bu kanuna baktığımızda tek tek ele almak istiyorum. Nedir suç olan? Yani dedemin hatırasını değil de niye Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ün hatırasını korumuş? Ve hangi hukuki sonuçlar bağlamış? Bunu değerlendirmek istiyorum. Tek tek gidelim. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diye başlıyor kanun. İlk maddesi bu. Yani hakaret ve sövmek ve alenen olacak, aleni olacak. Bu çok ilginçtir. 1 yıldan 3 yıla. Normalde Atatürk hukuki açıdan bir kişilik değil şu anda. Çünkü vefat etmiş durumda. Ancak kanun, Yahudi hukuk, medeni hukuk profesörü Ernest Hirsch'in de ilginç bir hukuksal teorisiyle öyle bir rivayet de var. Burada hatırasına hakaret suç haline getirilmiş. Çok ilginç. Mesela normalde TCK madde 130'da biz kişinin hatırasına hakaret suçunu görüyoruz. Bir kimse öldükten sonra hatırasına en az 3 kişiyle ihtilat edilerek, ihtilat yani bir araya gelinerek hakaret eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası. Yahut mesela bir kişi öldü, işte kemik var mezarda falan, onlara dalga geçen ya da işte ölüyle cinsel ilişkiye giren falan böyle bu tarz kişi, sapkın, nekrofil insanlar. Bunlara mesela 3 aydan 2 yıla kadar ceza verilebiliyor. Çünkü ölü İnsan değil yani. İnsanla eşi arası tuhaf bir hukuki varlık. Ama burada Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunda özellikle bir hukuk teorisi bükmesi yaşatılarak ne yazık ki ifade özgürlüğü bağlamında sorun oluşturabilecek düzeyde ilginç bir suç ihdas edilmiş. Diğer yandan sadece Atatürk'ün hatırasını mı koruyor? Hayır. İkinci fıkrada şöyle bir düzenleme var. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst, abideleri, yani heykeller, büstler, abideler yahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilir diyor.
Yani mesela bir büste tükürdünüz. Yahut bir büste kırdınız. Yahut bir Atatürk abidesine falan boya sürdünüz. Yani tabi bu hakaret kastıyla yapılmalı. Yani taksirle falan değil, direkt kast gerektiren bir şey. Veyahut da bozdunuz. Darma duman ettiniz mesela büstü abideyi. Bu zaman ne olur? 1 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılırsınız. Tabi bunlar ağır cezada değil. Çok şükür ki asli cezada görülüyor. Şükür müdür emin onu bilemedim. Çünkü orada daha bir duruşma yönetimi keyfiliği daha fazla. Ve diyor ki bu 3. fıkra çok ilginç. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başlamalarını, başkalarını teşvik eden kimse de asıl fail gibi cezalandırılır diyor. Yani bir şeritliği falan böyle artık failliği apayrı bir hayale getirmiş. Teorik açıdan ilginç bir madde. İşte toplu olarak işlenmesi var. Umumi veya işte umuma açık mahallelerde ya basın yolda işlenme şekli var. Bu durumda da yarı nispetinde artırılıyor. Yani 1,5 yıldan mesela başlıyor. Atıyorum 4,5 yıla kadar. 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar. Tabii mesela atıyorum gittiniz. Anıtkabir'e gitti mesela bazı kişiler. Toplandılar tak. Kabri mesela tahrip etmek istediler. Tabii 7,5 yıla kadar gidebilir şeyi. Veya işte mesela bir büstü 8-10 kişi beraber kırmaya çalıştı. İlginç bir şekilde. Bunlar olabilir. Bir de soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı bir suç değil. Cumhuriyet savcıları, cumhuriyetimizin savcıları re'sen takibat ve tahkikat yapmakla mahkemeler yükümlü. Böyle bir suç ihbarı alındığında atıyorum Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihbar sitesinde ya da herhangi bir yerden basında kamu sansasyonel bazı kişilikler konuşabiliyor. YouTube'dan mesela adam video yayınlıyor. Tak hemen bir 5816 sayılı kanuna muhalefetten tak hemen ceza soruşturması başlayabiliyor. Şimdi bu madde böyle. Bu 5 madde böyle. Tabii bununla alakalı ben hukuki açıdan ilginç bir şey olarak fenomen olarak değerlendiriyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu var. Yani devlet başkanları 299. madde. 130 ölümün hatırasına hakaret ve 5816 sayılı Atatürk'e hakaret. Yani ilginç ölümün ya da işte devlet başkanlığının ya da işte bir kurucu, devletin kurucu sembolünün nasıl hukuk tarafından korunmaya alındığını görüyoruz burada. Bu aslında çok metafizik, teolojik bir şey. Yani bunu sadece siyasi, politik olarak algılayamayız. İnsanın çok uç şeylere kendini sokabileceği bir tünele giriyor bu gözle baktığımızda. Şöyle ki mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin %90'ına Müslüman derler ki bu oran çok şişirme bir orandır. %90'ı zannetmiyoruz. Ateistler bile %20'ye falan ulaşmış durumda hatta belki. Deistlerle beraber. Bir de de facto dinsizler var. De facto mezhepsizler var. Onları ayrı değerlendirelim. Böyle bir ülkede mesela Hazreti Muhammed'i koruma yasası yok. Hazreti İsa'yı koruma yasası yok. Diyeceksiniz ki TCK 216'ya 3 var. 3 var. Nedir? 216'ya 3. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi. Mesela senin mezhebine diyor, dinine falan. Adam dini değerleri sövüyor. Ama diyor ki burada fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar cezalandırılır. Yani burada normalde kamu barışına karşı suçlar durumu var. Nedir? Kamu barışını tehlikeye sokarsa, bozmaya elverişliyse yapılır. Gerçi bu 216 madde de bununla alakalı yanlar falan da var. Böyle bu doktora tezi herhalde. Özge Apiş diye bir ablamız doktor. Halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçları 216 bağlı değerlendirme yapmış. Bununla alakalı tabii Türkiye'nin karnesi çok parlak değil. Biliyorsunuz yani ifade özgürlüğü sorunlarının çok zirve yaptığı bir ülkemiz ne yazık ki. Şimdi ben hukuksal çılgınlıklara geleyim. Nasıl bu davalarla ben savunma bağlamında, sanık hakları bağlamında, CMK, TCK, 5816 bağlamında karşılaşıyorum. Onlara değinmek istiyorum. Mesela geçen seneydi. Bir DAEŞ propagandası duruşmasına giriyorum Samsun'da. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Beraat ettik. Ama dedi heyet, yani burada bazı durumlar var. Bunlar 5816'ya göre suç teşkil edebilir. Bundan dolayı biz savcılığa ihbarda bulunuyoruz. Tamam dedik, eyvallah. Sonra bir dava açıldı Samsun Asliye Ceza Mahkemesi'nde. İşte nedir? Buradaki vatandaş, sanık Twitter adresinde, sosyal medyada Atatürk hakkında bazı beyanlarda bulunmuş. Paylaşımlar yapmış, retweet'te bulunmuş falan. Mesela diyor ki bir resim var. İşte ey güneş, doğ ve erit bu taştan adamı diyor. Atatürk'ü kastediyor taştan adam derken. Ve mesela şey var, gökten indi sanılan kitaplar
Biliyorsunuz 1 Kasım 1937'de Mustafa Kemal konuşma yaparken mecliste şu cümleleri kuruyor, okumak istiyorum. Dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler yönetimde ve politikada, siyasette, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir, ana hatlardır. Fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gayipten değil, doğrudan doğruya hayattan, yaşamdan almış bulunuyoruz diyor. Yani ilhamları gökten almıyoruz. Daha materyalist, metafiziği dışlayan, teolojiyi belki inkar eden bir bildiri, bir deklarasyon, bir açıklama. Şimdi bunu paylaşmış müvekkil. Demiş ki işte bunu söyleyen kişi kimdir mesela? Diyorum ABC çoktan seçmeli. Orada tabii dinsel şeyler var işte kafir falan mesela. Orada şey işaretlenmiş. Burada Abdülke kafir diyor mantığıyla suç varsayıldı. İlginç. Tabii bu duruşmanın da seyri çok ilginç oldu. Benim o gün, hangi gün yaptık bunu? Geçen hafta olması lazım. Aynen 2 Nisan'da benim Bursa'da 11 Ağır Ceza'da başka bir duruşmam vardı. Buraya katıldım. Ev hapsi falan olduğu için müvekkil. Oraya mazeret attım. Mazeretime dedim ki buradaki dedim duruşmamdan dolayı Samsun'a gelemiyorum. Yani benden 2 tane yok. Mazeretimin kabulüne karar verirsin. Yazılı olarak da belgeliyorum yani. Bakın uyap çıktım koydum falan. En sonunda dedim ki ikinci olarak zaten bir talebimiz var. Nedir talebimiz? Biliyorsunuz dedim CMK açısından mağdurlara avukat atanması durumu var. Yani mesela çocuk mağdur olur, yaşlı mağdur olur falan. Mağdurun avukatı olması, eksik inceleme, silahların eşitliği açısından falan önemli bir noktadır. Dedim Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın dedim, 299 bağlamında şikayetçi olduğu, tarafı olduğu, mağduru olduğu ya da işte başka bir nokta avukatları var. Avukatlarla kendini Cumhurbaşkanımız temsil ettiriyor. Ama dedim yani Cumhuriyetimizin dedim bahanesi Mustafa Kemal'in avukatı yok. Yani 5086 sayılı kanun var ama avukatı yok. Dedim Mustafa Kemal'e OCAS, CMK sisteminden dedim avukat tayini talep ediyorum. Böyle bir işi devletle gönderdim. Sonra aradan bir gün geçti falan. Müvekkil beni aradı. Hocam dedi yani ne oldu dedi yani. Biz dedi EAGB aldık. EAGB. Tabii Samsun Asli Ceza Mahkemesi karar vermiş. İşte ne yapmış? Bu Doğu E. Güneş, Eritaş'ın adamı ifadesine hakaret saymış. Diğer paylaşım hakaret saymış. 43 uygulamış bir de zincirleme durumu uygulamış. Basın yoluyla şeyini falan geçmiş. Orada 5806 sayılı kanunu eksik uygulamış. En son ne yapmış? 1 yıl. Önce bir yapıştırmış 1 yılı. 1 yıl 3 ay yapmış zincirlemeden dolayı. 1/4 arttırmış. Sonra iyi halden dolayı 1 yıl 15 günü indirilmiş. En sonunda da CMK 231'e göre al demiş sana hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Tabii burada şu 3 sayfalık kararda biz yokuz. Yani bizi savunmayı yok saymış. Niye yok sayıyorsun yani? Çok ilginç. Anlam veremiyorum. Tabii buna karşı biz Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz hakkımızı kullanacağız. YGB kararına karşı itiraz. Oradan da etkilerse Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi devam ederken yeniden yargılanma ve kanun yararını bozma yollarına da tevessül etmeyi düşünüyoruz. 311 ve 308 bağlamında. Artık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi falan hepsine gideceğiz. Bu böyle. Bir de mesela Bakırköy var. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Burada da Bingöl'lü bir sanık var. Kendisi YouTube'da bir video çekiyor. YouTube'da tabii fikir olarak Cumhuriyet çok ağır eleştirilerde bulunuyor. Dinsel bir motifle. İşte Atatürk'e aryaş falan diyor. Kanunları eleştiriyor. Burada da bir yıl almış. Erteleme falan yok. Tabii YouTube olması, aleni olması, basın yolu falan ne eksik uygulanmış şey. Tabii ne olacak yani? İstinafı şeyi falan uğraşır üst mahkemeler. Tabii Asliye Ceza Mahkemeleri bu tarz ilginç kararlarda bulunuyorlar. Özetlersek Atatürk'e hakaret, sövme suçları, büstlerle heykellerle alakalı suçlar bizce bir reforma ihtiyacı olan mevzuat içerisinde değerlendirilmelidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 10 çok açık. Yani bir terör örgütü propagandası bile bu kadar bazen şey yapılmıyor. Neden yani Atatürk'ün hatırası bu kadar özel bir korumaya alınıyor? Atatürk'ü kanunlarla mı koruyacağız? Yani insanlar Atatürk'ü seviyorsa, Mustafa Kemal'i seviyorlarsa biz bu sevgileri zorla mı şey yapacağız yani? Bunları anlamak çok zor.
Tabii zaten mesela atıyorum bir DAEŞ propagandasında FETÖ, PKK, Kuray Bakanlığı'nda bile bazı objektif kriterler vardır. Mesela örnek vereyim. Mesela DAEŞ'te diyelim güzel kızlar var. İşte yakışıklı abiler var mesela örnek vereyim. Ben de dedim ki diyelim mesela işte DAEŞ'te güzel hatunlar var. Maşallah dedim. Ya da işte DAEŞ'te dedim mavi gözlü abiler var dedim. Şimdi bu mesela terör örgütü propagandası olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü Türk medeni, Türk terörle mücadele kanunu madde 7 fıkra 2'ye göre cebişte içeren yöntemlerini övmüyor. Sembolleri övmüyor. İşte flama falan paylaşmıyor. Tamam ne var bunda? Sıkıntı yok. Yani bu bile cezasız kalmışken bazen Atatürk'ü eleştiri bağlamında şok edici yani ağır eleştiri benden aşağı şey yapma tabii kabul onları biz de kabul etmiyoruz ama hani ahlaki etik açıdan da kabul edilemez şeyler var. Dinsel olarak da mesela öyledir. Hatta bir Müslüman mesela Atatürk'ü sevmeyen bir Müslüman düşünelim. Bir ayet var biliyorsunuz Enam suresi 108. ayet. Orada mesela ne der? Onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a söverler. Yani burada biz velev ki mesela radikal İslamcı bir adam olsun Atatürk'ü sövmesi ahlaki değil. Yani dinine aykırı bir durum yani İslam'a aykırı bir durum. Niye ana var sövüyorsun? Niye mesela işte bilmem ne bilmem ne diyorsun yani? Eleştiri getir kardeşim yani. İfade özgürlüğünü adam gibi kullan yani. Tamam bazen bazı kişilere, yaşayan ölümlere küfür edeceğin de belki şeyler olabilir. İçinden küfür et yani. Niye şey yapıyorsun? Tamam tahrik ettiler. Tahrik etti sen TCK 29'a göre indirimi alırsın. Eyvallah da yani niye mesela şimdi Enam suresi 108 açık yani bakın dinleyelim imamımızdan. وَلَا تَسِبُّوا diyor yani sövmeyin. اَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka işte Allah'tan başka tattıklarına onların. Sövmeyin. فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ ilm. Yani onlar da diyor Allah'a düşmanca söverler. Bilgileri olmaksızın yani bir ilim sahipleri değiller onlar. Şimdi böyle bir durum var mesela. Ben şimdi radikal İslamcıları anlayamıyorum. Türkiye'de bu en çok 5816 sayılı kanun radikal İslamcıların Atatürk'e hakaretleri üzerinden gidiyor. Yani çok tuhaf. Yani niye söylüyorsunuz kardeşim yani? Adam gibi eleştirin ya. Deyin ki işte gökten indiği sanılan kitaplar diyor deyin. Bu bir metafizik açıdan Atatürk'ün farklı durumu olduğunu gösterir. Niye mesela ana avrat söylüyorsun? Yani anlamaz söylüyor. Biri çıkmış şey, fesli bir tarihçi var. Amatör tarihçi mi? Artık neyse bilmiyorum. Bir akademik ünvanında. Fesli yani. Diyor işte bu kanun bir şey olmasa biz neler söyleyeceğiz? Öbürü diyor bilmem ne. Tamam da kardeşim yani bir akademik bir çalışma ortaya koy. Sağlam bir şey üzerinden git öyle biz de şey hak verelim. Diğer yandan hukuki açıdan yani kodifikasyon tekniği açısından ben bu kanunu kesinlikle modern bir Türkiye Cumhuriyeti'ne yakıştıramıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti böyle bu tarz kazuistik kanunlarla yani modern bir Avrupa Birliği mantığına human rights, insan hakları, hukuki insan teorisine erişemez diye düşünüyoruz. Yine Avrupa İnsan Hakları madde 8 bağlamında, 10 bağlamında da şey yok yani ifade özgürlüğü ihlalleri oluşturacak nitelikte bir kanundur. Uygulanması açısından gördüğünüz gibi asli ceza mahkemelerinde bile nasıl uygulanıyor? Zincirlemesinden basın yalılaşana kadar yani usulde de sıkıntı var, esasta da sıkıntı var, eleştiri bağlamında kalan şeyleri hakaret olarak değerlendiren hakimler var. Bundan dolayı ben bugün bu konuya değinmek istedim. Yani 2-3 müvekkilimiz de var bununla alakalı. Türkiye'nin ifade özgürlüğü sorunlarının bittiği, biteceği, öyle bir zaman varsa oraya akmasını umut ederek hukuksal açıdan çok zor olsa da bu tarz mevzuatların reforme edilerek ve yine ahlaki ve etik sınırlarımızın korunarak insanların eleştiri, şok edici cümleler dahil birçok enstrümanla bilgilerini, haber alma özgürlüklerini, ifade hürriyetlerini kullandığı bir vatan sahnesi umuduyla sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.